bu emekli zamlarını protesto etmek için 14 Mayıs'ta Kocaeli Valiliğine Ankara'ya yürümek için bir dilekçemiz oldu. Fakat dilekçemiz reddedildi. Ankara yürüyüşümüz güvenlik nedeniyle kabul edilmedi. Biz de bunun için emekliler olarak Gebze Çamlık Parkı'nda oturma eylemi düzenliyoruz. Bu eylemimiz bugün için devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde müracaat edip izinlerimizi aldıktan sonra devam ettireceğiz. Biz emekliler olarak adalet istiyoruz ülkemizde. Bize memura yapılan ayrı maaş zammı, bizlere yapılan ayrı maaş zammı maalesef biz emeklileri derinden üzmüştür. Hükümetimizin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Biz aynı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Aynı yerlerde yiyip içiyoruz. Onlara farklı maaş zammı, bizlere farklı maaş zammı maalesef bizi derinden üzüyor. Hükümetimizden en kısa sürede çözüm bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Bireysel yürüyüş için başvurduk. Başvurumuz reddedildi. Biz de şu an burada Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı'nda eylemimizi sürdürüyoruz. Yapılan emekli zamlarını asla kabul etmiyoruz. Bizler çünkü aynı zamlarla yetişemiyoruz. Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Yani her türlü devlet bizden yana emeklilere hiçe saydı. Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam kök maaşlara yapıldı. 7500'leri yapılmadı. Bu da 7500'ün altında maaş alanlara yapılan %25 zam hala 7,5'a ulaşmamış, üstüne çıkmadığı için yaklaşık 6 milyon emekli gene 7500'e talip ediyor. Ama tabii ki bu zamlar yapılan zam olmadığı için bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda zaten fiyatlar çok yüksek olduğundan alışverişimizi yapamıyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden rica ediyoruz. Artık emeklilerin de insanca yaşanabilir, adaletli yaşanabilir, hakça, hukukça bir ücret istiyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki biz emeklileri sefalet içinde sürdürmesinler, sefalet içerisinde bizi koymasınlar. Lütfen rica ediyoruz, devlet büyüklerimizden bizi görsünler. İnsanca yaşamak için bir ücret talep ediyoruz. Her yapılan, her dönem yapılan zamlarda vur abaliye misali herkese istediği oranlarda zamlar verilirken emekliye en düşük oranlarda zamlar veriliyor. Bu hükümet gelmeden önce 2003 yılında en düşük emekli maaşı 332 TL iken o dönem asgari ücret 281 TL. Bizler bugün baktığımız zaman o gün asgari ücretli, o gün emekli asgari ücretliden fazla maaş alırken bugün kök maaş sistemiyle 2008'de bizzat hükümet tarafından ve şu andaki Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkan 5510 aylık bağlanma oranlarıyla biz emeklilerin maaş oranları düşürülmüş. Bizler bugün asgari ücretin yarısında maaş alan emekliler olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bizler bir an önce 5510 aylık bağlanma oranındaki adaletsizliğin düzeltilmesini anayasanın eşitlik ilkesine göre yapılacak zamların bütün kesimlere eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz. Bizler devlet memurlarına yapılan zamlara karşı değiliz. Evet, biliyoruz bugün devlet memurlarını da yoksulluk sınırı göz önüne alındığı zaman bugün yoksulluk sınırı 33 bin lirayken devlet memuruna 22 bin lira vermesi de onların yoksulluk sınırı altında maaş almalarına sebep oluyor. Harika bir yerde. İki gerçeği daha sevdiğim için.
Evet.